Evet, e, Hadoop e, video serimizin e, dördüncü videosuyla e, beraberiz. E, amacımız Hadoop'taki MapReduce mantığını anlatmak ve Hadoop üzerinde, Hadoop e, için yazılmış bir Java kodunun çalışmasını göstermek, e, kodlamasını göstermek, nasıl compile edeceğini anlatmak ve e, temel olarak mantığının e, nasıl olduğunu gösterebilmek. E, Hadoop'u anlatıyoruz. Big Data kavramının bir parçası. Yani Big Data için geliştirilmiş bir yazılım. Daha önceki videolarda bahsettik. Ve önemli özelliklerinden birisi de MapReduce için kullanılıyor olması. Biz de MapReduce'a odaklanarak gideceğiz. Aslında öncelikle MapReduce'un ne olduğundan başlamakta fayda var. Şimdi MapReduce'da genel yaklaşım şudur. Bir e, giriş listeniz vardır. Bu listede elemanlar vardır. Bu elemanların kendileri de birer liste olabilir. Birer sayı olabilir. Birer dizgi e, string olabilir. E, bunların üzerinde siz bir fonksiyon yazarsınız. Yazdığınız fonksiyon aslında bir tane eleman alıp bir tane eleman çıkartan bir şeydir. Mesela sayıyı 5 arttıran bir fonksiyon diyelim. Bir listeniz var. Listenizde sayılar var. Map ettiğiniz zaman bu map fonksiy bu fonksiyonu bir eleman alıp bir eleman çıkartan fonksiyonu map ettiğiniz zaman bu bütün şeylere sayılara uygulanır yani mesela diyelim ki elinizdeki sayılar 3 8 7 2 1 gibi sayılar i̇şte 3'ü alacak 5 ekleyecek 8 yapacak 8'i alacak 5 ekleyecek 13 yapacak 7'yi alacak 5 ekleyecek 12 yapacak şeklinde bütün sayılara bunları ekleyerek gidiyor ve sonuçta da tekrar sayılar çıkartıyor yani map aslında bir fonksiyonu bir listedeki elemanlara teker teker uygulanması olarak düşünülebilir. Şimdi e, bunu niye yapıyoruz? Bu aslında şeyde çok gereken, bilgisayar bilmenin çok gereken bir şey. Mesela Lisp kullanan arkadaşlar varsa ya Dr. Skim dersleri de vardı. E, bilgisayar kavramlarında birkaç e, ders anlatmaya çalıştık onları da. Bunlarda hep list mantığı var ve siz bir listenin üzerindeki bir listenin içindeki elemanların üzerine bir fonksiyonu map edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün elemanlarına aynı değerleri uygulamış olacaksınız bir de accumulate fonksiyonları var. Accumulate fonksiyonları ise aslında 3 tane 3 3 tip fonksiyon vardır listeler üzerinde map, accumulate ve filter fonksiyonları. Accumulate fonksiyonu biriktirmeye yarar. Aggregate fonksiyonları diye de geçer. Bunlar da şöyle mesela bir listeyi alır, listedeki elemanların hepsini uygulayıp bir tane sonuç çıkartır. Mesela listedeki elemanların toplamı, listedeki eleman ortalaması, listedeki elemanların en büyüğü gibi akümülatif fonksiyonları var. Bir de filtreleme fonksiyonları var. İşte listede 8'den büyük olanlar, ortalamanın altında olanlar, işte çift sayıda olanlar falan diye bunlardan bazılarını eleyip listedeki eleman sayısını azaltan filtreleme fonksiyonları vardır. Aslında 3 tiptir. Biz MapReduce'de ikisini kullanıyoruz. Map ile kastedilen elemanları alıp her elemanı alıp aynı eleman sayısı giren eleman sayısı kadar eleman sayısı çıkartan bir olay map denilen şey ve fonksiyon teker teker elemanlara uygulanıyor sonuç neyse her bir eleman için o sonuç çıkartılıyor. Reduce'da ise bütün elemanlar alınıp ya veya birden fazla eleman alınıp daha az sayıda elemanı indirgeniyor. Reduce da böyle. Şimdi map baktığımızda yani bu kavramın genel olarak kullanımına baktığımızda amacımız şu aslında aynı özellikteki bilgileri bir araya toplayıp bunları reduce etmek. Mesela birazdan word count örneğini yazacağız. Orada mesela kelimeleri sayacağız. Bir metinde kelime kaç ke aynı kelimeden kaç kere geçtiğini sayacağız. Amacımız aynı kelimelerin geçtiği blokları, metinleri alıp yan yana tutarak kelime sayılarını çarpmak. Şöyle düşünün daha basit anlatmak için. Mesela MapReduce'u biz niye kullanıyoruz? Niye MapReduce diye bir şeye ihtiyacımız var? İşi paralel yapmak için. Yani aslında yapacağımız iş map etmek. Bütün sayıları 5 arttırmak buradaki ama bir bilgisayarda değil de bunu 10 bilgisayara böleceğiz. Herkes bir arttıracak. Dolayısıyla aynı anda iş yapıldığı için bilgisayar işte önce birinci sayıyı sonra ikinci sayıyı sonra üçüncü sayıyı arttırıp böyle 10 tane sayının artmasını beklemeyecek de 10 bilgisayarda bir anda arttıracak bunları. Tabi 10 sayısı için belki bölmek çok mantıklı olmuyor ama milyonlarca sayının arttırılacağını düşünün. 5 arttırılacağını düşünün. Bunu parçalara bölüyoruz. Şimdi bu map işlemini parçalara böldükten sonra bir de bunun reduce edilme işlemi sırası, reduce edilme sorunu var. Reduce edilme sırasında farklı bilgiler farklı yerlerde durur, durursa o zaman bu bilgilerin birbiriyle işlenmesi mümkün olmuyor. Mesela işte kelime sayma örneği bu açıdan güzel bir örnek. Bir metindeki kelimeleri sayacaksınız diyelim. Veya bir kütüphanedeki kelimeleri işte bir üniversitenin kütüphanesinde bulunan bütün kitapların metnini dijital hale çevirdiniz. Hangi kelimeden kaç tane geçiyor merak ettiniz bunları sayacaksınız. Her kitabı bir bilgisayara verdiğinizi düşünün. Bilgisayar tek başına sayıyor. Şimdi bir kitapta mesela diyelim ki bir kelime geçsin. İstanbul diye bir kelime geçiyor. Şimdi İstanbul diye geçen kelimenin o kitapta 100 kere geçtiğini düşünelim. Başka bir kitapta 50 kere, başka bir kitapta 60 kere geçtiğini düşünelim. Bunların hepsi toplanıp bir yerde toplamda bütün kitaplarda İstanbul kaç kere geçiyor bunu bulması gerekiyor. Dolayısıyla bu radius işlemi yapılırken aynı özellikteki bilgilerin aynı ortama toplanması gerekiyor ki bize mantıklı bir sonuç versin ve bütün o işlemiş olduğumuz veri üzerinden mantıklı bir cevap versin. Mesela Facebook üzerinden mesajlaşılıyor diyelim. Facebook üzerinden mesajlaşılırken kaç kere e, bir örnek bulalım. E, mesela bu aralar gündemde işit kelimesi kaç kere geçti. Eee, kelimesinin kaç kere geçtiğini bulabilmek için şimdi Facebook'un şöyle düşünün. Coğrafyalara böl, bölmüş diyelim bilgisayarları. Hızlı çalışsın diye işte Türkiye'de bir sunucusu var, Amerika'da var, İran'da var, Suriye'de var. Değişik bölgelere birer sunucu koymuş hızlı erişim olsun diye. Ama sizin istediğiniz bilgi bütün dünyadaki sunuculardan toplanacak bir bilgi. Dolayısıyla her sunucu kendi üzerinde bunu işleyecek. Çıkan sonuçlar bir yerde birleştirilecek. İşte bu her sunucunun işlemesi işi Map işlemi oluyor, bunun birleştirilmesi işlemi ise Reduce işlemi oluyor. Yani Map Reduce bu şekilde düşünülebilir, basit örnekler üzerinden anlatmamız gerekirsin. Şimdi bu Map Reduce'un dolayısıyla şöyle bir yapısı oluyor baktığınız zaman. Her bilgisayarın birbiriyle çalıştığı ve Map işlemi yaptığı sonra da bu Reduce sırasında ilgili bilgilerin toplanabilmesi için aralarında iletişim kurdukları ve bilgilerin bir tarafta toplandığı bir aşaması var. Sonra da reduce işlemi var. Yani aslında 3 şekil üç aşamadan düşünebiliriz map reduce. Her ne kadar iki, iki kelimeden oluşsa da bir map var, fonksiyonlar uygulanıyor. Sonra bu kelimelerin birbiri arasında iletişim kurulduğu bir iletişim aşaması var, communication aşaması. Sonra da reduce yapılabiliyor. Arada iletişim olmazsa ne olur? O zaman her bilgisayar kendi başına, bu da olabilir bazı örneklerde. Mesela her kitapta hangi kelimeden kaç tane geçtiğinin listesini istiyorsunuzdur. Bütün kitaplarda geçenin değil de, o zaman birleştirilmesine gerek yoktur. Her bilgisayar tek başına bir sonuç çıkartır. O zaman map MapReduce'u her bilgisayar tek başına yapabilir. Ama herkesi bütün genele bakan, çünkü big, e, big, e, big Data problemleri, büyük veri problemleri genelde böyle problemler. Bütünü içeren problemler. Dolayısıyla bütüne bakan şeylerde, problemlerin çözümünde, mapten sonra bir iletişim aşaması olması gerekiyor. Şimdi bu arada tabii birkaç e, şeyde bulunalım, atıfta da bulunalım. MapReduce'u anlattıktan sonra kodlamayı da anlatacağım ama. Ee, ana olarak takip ettiğimiz e, şey, tutorial, Yahoo'nun Hadoop tutorial'ı. Çok güzel bir tutorial'ları var. Burada modül 4'te MapReduce'daki örnek üzerinden gidiyoruz. Da. Daha önceki modülleri aşağı yukarı diğer videolarımızda e, içeriğini e, geçtik. E, bir de yani bu video aslında şu an izlediğiniz video, Hadoop video serisinin belki de en önemli videosu. E, çünkü MapReduce'u burada anlıyoruz. Bir Java kodunun nasıl yazılacağını anlıyoruz. Nasıl compile edileceğini, nasıl çalıştırılacağını her şeyi burada görüyoruz bunun üzeri ya bunu anlamak şart. Bunun üzerindekileri bilmeseniz de belki hadup biliyorum diyebilirsiniz. çünkü bunun üzerindekiler çok da böyle kritik derecede önemli şeyler değil. gene önemli şeyler tabi ama çok kritik değil. dolayısıyla bu videoyu biraz daha belki birkaç kere seyretmek şayet kaçırdıysanız ben birkaç kere tekrar ver gerçi çok gerekmeyebilir ama ee, şey e, ne denir önemli bir video onu söylemeye çalışıyorum belki bu videoda da bir de e, onu da söyleyeyim e, normal 15 dakikalık 10-15 dakika arası tutmaya çalışıyoruz videoları bu video belki biraz daha uzun olabilecek onun için de şimdiden belirteyim şimdi e, word count örneğimizi internetten bulabilirsiniz e, bu Hadoop'un kendi tutorial'ı da var bu arada Apache Hadoop tutorial diye girdiğiniz zaman ee, şu şekilde işte Apache'nin içinde MapReduce tutorial diye geçiyor Hadoop'un içinde. Bu da güzel bir tutorial. Bunu da tavsiye ederim. Burada da gerçekten güzel e, anlatılmış. Ee, ben WordCount'un Java kodunu internette bulabilirsiniz. Şöyle clear yapayım. Ee, öncelikle Edge start yapıyorum. Hadoop'umu başlatıyorum Hadoop sunucusunu. Ee, farklı şekilde kuranlar kurulum aşamasında bir önceki derste de anlattım. ...farklı kuranlar kendilerine göre Hadoop'u başlatabilirler. Sonuçta bir Hadoop sunucusunun çalışıyor olması gerekiyor arka planda. Şimdi yapacağımız şey öncelikle kodu anlamak. Word Count örneğini ben açacağım. Kodun üzerinden satır satır geçeceğiz. Nasıl çalıştığına bakacağız. Sonra beraber compile edeceğiz. Sonra da çalıştıracağız. Benim galiba burada olması lazımdı WordCount.java dosyası. Bunu internette bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz derken zaten burada da açık... Apache'nin kendi Hadoop tutorial'ını, MapReduce tutorial'ının içinde hemen şöyle aşağılara kaydığınız zaman... Buradan copy-paste yaptım. Yani çok böyle bulunmaz bir kod değil. Ee, kurulumda da geliyor. Examples'ın altında bazı kurulum paketlerinde de var. Bunu kuruyoruz. Kurduktan sonra ben e, şu anda bir editörle açtım. AI kullanıyorum ama çok önemli değil. Notepad'de, WordPad'de, NetBeans'de, Eclipse'de, JBuilder'da, JDMood'de hangi editörü kullanıyorsanız kullanın. Bir yerde açtığınızı düşünün. Şimdi burada importlarımız var. Hadoop'un kendi kütüphaneleri import edilmiş. Bunları zaten ideler söylüyorlar. Veya birini eksik yazdığınızda compile aşamasında hatayı verecektir. Veya kullandığınız şeyleri öğrendikçe nelerin gerektiğini de aşağı yukarı öğreniyorsunuz. Ben koda konsantre olmak istiyorum. Şimdi kodumuz 3 bölümden oluşuyor aslında. Bir main bölümü var. Şurada gördüğünüz main'den oluşan bölüm. Bu ana çalışan kısım, çalıştırıcı kısmımız. Bunun dışında da iki tane bölümümüz var. Bunlar da MapReduce kısımları. Şurada word count diye başlayan, public class ile başlayan şeyin altında, class'ın altında bir subclass olarak tokenizer mapper verilmiş. Gene bir class olarak int sum verilmiş. Bunların yani isimlerini değiştirebiliriz bu arada. Klas isimleri çok önemli değil. Bir de main fonksiyonumuz var o klasın kendi main fonksiyonu olarak. Şimdi main e, main'e bakacak olursak her şey buradan başlıyor aslında. Şöyle bir yapısı var. Configuration tanımı yapıyoruz. Bu bir Hadoop configuration olacak. Yukarıda da import edilen şeylerin arasında var. Bir job tanımı yapıyoruz. Bu job Hadoop üzerinde çalışacak olan job. Bunu monitör ederken Hadoop'un web arayüzünden falan bakarken göreceğiniz ismi burada yazıyorsunuz. Yani mesela bir job'ı bıraktınız Hadoop cluster'ınızın üzerine işte 10 tane bilgisayardan bir cluster kurdunuz. Bir işi de compile ettiniz çalıştırdınız, bıraktınız üstüne belki bir hafta sürecek. Orada gö göreceğiniz isim bu. Ne görmek istiyorsanız onu yazarsınız. Yani sonuçta caba bu Hadoop üzerinde çalışacak olan iş olarak düşünün. Buna bir isim veriyoruz. Şimdi jar by class dediğimiz bu kodumuzun hangi class ismine sahip olacağı. Çünkü bu compile edildikten sonra bir class'a dönüşecek ve o caba bu class'ı bir şekilde yükleyecek. Yükleyecek olduğu class'ın ismi. Bu aynı zamanda bizim class'ımızın da ismi. Şurada bakacak olursak word count olarak class ismi var. Sonra da diğer klaslarımız. Yani bakın şurada e, tokenizer mapper'dı. E, mapper e, fonk şeyimiz, klasımız, sub klasımız. Sum reducer'dı da e, reducer klasımız. E, Bunların isimlerini veriyoruz. Birisini mapper, birisini combiner olarak veriyoruz. E, aynı zamanda reducer'da. Sum, sum reducer e, hem de reduce edecek. E, az önce map reduce'da anlattım. Üç tane aşaması var. Map aşaması, combine aşaması ve reduce aşaması. Map aşamasında e, fonksiyon uygulanıyor, combiner'da bilgiler birleştiriliyor, e, şeyde de reduce aşamasında da tek bir bilgiye, anlamlı bir bilgiye bir e, sonuca indirgeniyor. Şimdi burada e, output key value ve, ve e, key ve value değerleri var. Sonuçta çıkacak şeyin iki e, bilgiden oluşmasını istiyoruz biz. Word Count uygulaması böyle. E, word Count uygulamasının ne olduğunu birazcık arada anlattım ama bir kere daha üstüne basarak anlatalım verilen bir input dosyasını paralel olarak çalıştıracak cluster'ımız üzerinde çalıştıracak ve her kelimeden kaçar tane geçtiğini bize dökecek ve bu kelimeleri de sıralı bir şekilde dökecek. Geçen ders bunu çalıştırmıştık uygulamasında. Şimdi çıkan şeylerden birisi bir text, diğeri bir integer. Neden? İşte kelime mesela İstanbul kelimesi diyecek. Beş kere geçti. İstanbul e, burada key oluyor. 5 de value oluyor. Yani hangi kelimeden kaç tane geçtiğini içeriyor. İki tane de file'ımız var. Birisi input, birisi output. Nedir derseniz, bir okunan dosya var, İçeriği okunuyor bu dosyanın kelimeleri sayılıyor o hedef dosyamız yani kelimeleri sayacağımız source dosyamız diyebiliriz veya yani. e, kaynak dosyamız. Bir de output var. Sonuçların yazılacağı dosya. Yani bir tane text dosyasını verdik biz Hadoop'a. Word Count uygulamasına. O text dosyasını işleyecek kelimeleri sayacak. Sonra her kelimenin Kaç tane geçtiğini hafızasında kendi RAM'inde tutarken bir yandan da sonuçları nereye yazacak? Output'a yazacak ki sonra biz o text dosyasını görebilelim kaçer tane varmış. Bir de burada wait for completion var. Bu thread mantığını bilenler için Java'da thread programlayanlar concurrency için e, kullanılan bir şey. Bitmesini bekliyor. Ana programı bitirmiyor. <laughs> Orphan process yani öksüz arka planda e, çünkü bu ana proses burada bu üstteki çalışan word count klası, bunu bırakmamak için yapılan bir şey detaylarına daha sonra bunun girelim. Çok fazla şimdi konuyu dağıtmayalım. Şimdi baktığımız zaman iki tane de burada mapper ve reducer şeklinde tasarlanmış iki tane fonksiyonumuz var. Hatırlayacak olursak mapper fonksiyonumuz ne yapıyordu? Gelen bütün şeyleri, bütün listedeki elemanları teker teker bir fonksiyona tam olarak şey getiremedim klavye mouse'la bazen yapamıyorum. Evet teker teker uygulamak. Yani bir kelime gelecek. Bu kelimenin sayısı daha önceden varsa o sayıyı arttıracak. Yoksa yeni bir kayıt olarak listesine ekleyecek. Yapmasını istediğimiz şey bu. Peki ne yapıyormuş bizim ee, tokenizer mapper'ımız? <laughs> burada int writable, bu daha önce tanımladığımız bir şey. Hatırlarsanız şurada int writable şeklinde klastan gelen bir özellik. Bir de text class'ımız var. Key ve value değerleri. Bir tane key oluşturdu burada one isminde. Initially bunu Vana e, constructor'ının içinde bir değeriyle başlattı çünkü kelime geçtiyse zaten birden başlıyor demektir. E, sıfırdan başlamaz. Bir kelimeyi bir kere gördüysek en az bir kere geçti demektir. Bir de text oluşturdu. Bu da word. Yani iki tane değişkenimiz var veya object referörümüz var veya objemiz var diyelim. Van ve word. Van sayıları, word de isimlerini tutuyor, kelimeleri tutuyor. Burada bir map oluşturuyor. Bunu yine şeyde Collectibles'ın altında bu şeyleri Java'daki veri yapılarını çalışan arkadaşlar bilecektir. Şimdi tabii onları oturup anlatmak çok mantıklı değil ama bir map oluşturuyor. Map'te nedir? İşte keyleri ve value'ları tutan bir veri yapısı. Hafızada duran bir veri yapısı. Buraya işte add edebiliyoruz bir şeyleri. Ekleyebiliyoruz. Set edebiliyoruz. Alabiliyoruz get edebiliyoruz. Yani bunu e, birazcık belki o konuyu da eksik varsa oraya dönüp bakılabilir. Sonra string tokenizer'ımızı oluştururuz. String tokenizer biliyorsunuz metni parçalamaya yarayan bir e, class Java'nın içinde. E, bu herhangi bir parametre vermediğinizde normalde burada virgülden sonra bir splitter verebiliyorsunuz. Şunlara göre parçalı. Herhangi bir şey vermediğiniz zaman boşluklara göre parçalıyor. Dolayısıyla boşluklara göre parçalayacak. Sonra Has more tokens. Bu string tokenizer'dan gelen bir özellik. Daha fazla token varken içinde token devam ettiği sürece parçalamaya devam et. While ne zaman dönce duracak? Herhangi bir token kalmadığında. Her bir token içinde iterator next token'a geliyor. Next token'ı alıyor. Word'e set ediyor. Context.write dediğimizde Burada konteks diye bir e, tanımımız var. Onu da bulalım. Şurada map'in içinde tanımlı olan bir şey. Konteks diye tanımlamışız bunu. E, pardon. Konteks olan veri yapımız map fonksiyonun ismi. Az önce yanlış e, ifadede bulundum. Yani map e, şey değil. Hash map falan değil. E, Collectibles'ın altındaki map değil. Map fonksiyonun ismi. Ben okurken e, şurada satır kaymış. Şu map diye bir fonksiyon var, public void ile açılan. Bu fonksiyonun içindeyiz. Fonksiyonun parametreleri bir object ve şey bir key ve value alıyor ee, ve bir de konteks alıyor. Yani yaptığı şey şu: almış olduğu kelime ve kaç tane olduğunu o kelimenin kontekstin içinden konteksin içine yazıyor. Konteks şeyimiz bizim ee, veri yapımız konteks. Ee, <laughs> Dolayısıyla burada neticede kontekstin içinde kelimeler teker teker eklenecek ve bir değeri yazın, e, ve değerleri yazılmış olacak herhangi bir kelime geldiğinde. Dolayısıyla aslında konteksin içinde her kelimeden birer tane olacak. Mesela aynı kelimeden varsa bile bunlardan da birer tane olacak. Biz her kelimeyi bir sayısıyla ifade edeceğiz. Neticede mesela 500 tane kelime var bunların içinde 3 tane İstanbul geçiyorsa İstanbul 1, İstanbul 1, İstanbul 1 şeklinde 3 tane İstanbul olacak diğer kelimelerden de kaç tane geçiyorsa onlardan olacak. Yani yapmaya çalıştığımız şey şuradaki map işlemi. Her kelime için konteksin içine bir değer ekliyoruz. Evet. Neredeydi bizim kodumuz? Evet. Şimdi gelelim reducer'a. Reducer hem combiner hem reducer fonksiyonumuz. Bu ne yapıyor? Bu da intritable result diye bir e, değişken tanımlıyor. Sonuçların toplanca Reduce fonksiyonu buradaki fonksiyon reduce fonksiyonu e, ne yapıyormuş içinde ki bir tane iterable e, iterable iterable alıyor, writable alıyor. Bu burada template kullanılmış. Ee, Java bilen arkadaşların gelebileceği bir şey. Iterable e, şeyi de var e, Java'da e, özelliği de olan bir şey. Konteks konteks bir tane konteks aldı. Şimdi bu konteksin için şunu yapacak. Ee, her bir bu değerden olan şey için sam arttırıyor. Sam sıfırdan başlıyor. Bulduğu her kelime için o kelimenin aynısından bulduğu sürece val.get ile aldığı değer için sam arttırıyor. Sonra result'a samı set edip bunu key ile birlikte kontekste koyuyor. Yani yaptığı iş şudur. Özetleyecek olursak. Teker teker bu gelen, kendi üzerine gelen anahtarları ve sayılarını alıyor. Bunları topluyor ve sonra toplamlarını da kontekse koyuyor. Yani şu şeye dönecek olursak... Burada her kelime için birer tane sayı şeye konuldu. Veri yapımıza hafızada tutuluyor. Her kelimeden birer tane var. Sonra bu kelimelerin hepsini... Aynı olan kelimelerin hepsini toplayıp... Veya şuradakini gösterelim. Aynı olan kelimeleri toplayıp kaçsa sayısı... Hafızaya koyuyor. Aynı olanları toplayıp... Aynı olanları toplayıp hafızaya koyuyor. Dolayısıyla Reducer... Yani Mapper aslında... Her bir kelime için bir tane kayıt oluşturdu. Reducer ise bu kayıtların üzerinden geçerek aynı olanlarını toplayıp toplam sayılarını yazıyor. Evet kusura bakmayın ee, biraz hastayım zaten videoları da son bir, e, 20 saattir falan video çekemedim. <laughs> evet. Ee, Mapredüksü dolayısıyla böyle çalışıyor. Şeyde de e, göstermeye çalıştığımız yapı da bu. Şimdi şurada ben bunu nasıl compile ettiğimizi göstereyim. Aslında onu da tutorial üzerinden alalım. Bu şeyin tutorialı. Hadoop'un MapReducer tutorialı. Şunu yapmanız gerekiyor. Daha önce hiç compile etmediğimiz beraber benimle giden arkadaşlar için söylüyorum. Bazı pet değerlerinin, environment değişkenlerinin set edilmesi lazım. Bunu ben copy paste yaptım. Enter'a bastım ve şu anda bunu yükledim. Şimdi burada ufak bir problem var. Bakayım şimdi compile edecek mi? Normalde etmemesi lazım. Ee, şurada zaten hata var. Şu bini değil de bin değil de Hadoop'la başlayacağız buraya. Ee, bu sizde Hadoop nerede kuruluysa onun petini de verebilirsiniz. Veya Hadoop direkt pette ise Hadoop diye de yazabilirsiniz. Evet bu hatayı alacaksınız büyük ihtimalle. Ee, direkt compile ettiğinizde could not find or load main class İşte bu tools'un altında cevap main bunun sebebi şurada verilen tools'u Bulamıyor olması Hadoop classpath'te. Ben şöyle yapıyorum. Locate tools.jar dosyasını locate etmesini söylüyorum. Bunu ee, nerede ee, var? Mesela şurada JDK'nın altında kurulu bende. Java Virtual Machine'in altında. Bunun tam petini vereceğim. Yani export Hadoop classpath eşittir. Java home deyip bu lib tools jar filan şeklinde geçiyor ya onu bulamıyor bir şekilde. Yani Java home belki yanlış set durumda. Şuradaki absolute peti verirsem Zannediyorum çalışacak. Enter dedim. Şimdi tekrar Hadoop'la bunu compile etmeye çalıştığım zaman. Bakın compile etti. Yani şu anda ne yaptı? WordCount.java'yı aldı. Ee, ve bir WordCount nokta, şurada görmeye çalışalım. WordCount'ları sadece sıralasın. WordCount nokta klası çıkarttı. Bunun yanında WordCount'ın sub klası olan intSumReducer klas ve intTokenizer mapper klası da çıkarttı. Yani 3 tane klas vardı word count Java'nın içinde. Üçünü de compile etti. 3 klas içinde byte kodlarını oluşturdu. Sonra ne yapıyormuşuz? jar e, komutunu çalıştıracağız. Bir jar dosyası e, pardon şunları şöyle e, silmeye çalışayım. <laughs> jar create edeceğiz. Bir tane. c create etmeye yarıyor. f file dosyası. vc.jar dosyası oluşturacağız. word count yıldızdan içinde yani word count dün sonuna burada wildcard konuluyor. Herhangi bir yazı yazan klaslardan oluşan bir tane jar dosyası oluştur. ls vc.jar dediğimde böyle bir dosyanın geldiğini görüyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra gerisi Hadoop'u çalıştırmaya kalıyor. Buna benzer bir uygulamayı geçen ders yaptık zaten jar dosyasının üzerinden nasıl çalıştığı ile ilgili. Ama bir kere daha yapalım. Belki bu videoyu tek başına izleyenler vardır. Onlara göstermek için. Şu bine atıyorum Hadoop eee efesle Burada şimdi kendi şeyi var. Ee, onu bahsedelim de. Hadoop, EFES. Mesela LS dediğimiz zaman Hadoop File Sistemi'nin üzerinde, HDFS üzerinde yüklü olan dosyaları görüyoruz. Geçen dersten zaten kalan dosyalar bakın burada var. Bir tane test dosyası yapmıştık. Ş şöyle yapalım mesela. Ee, bir tane test dosyası daha mı oluşturalım? Yapalım. Ee, bir tane şöyle yapalım. Eko. Çok İstanbul kullandık. İstanbul kelimesi geçsin. İstanbul. İstanbul deneme. E Hadoop öğreniyorum diye bir metin olsun. Bundan test 2.txt'de oluşturalım. Hemen Hadoop efes komudunu verelim. Şuradaki dosyalarımızı oluşturacağız. Bir dakika şöyle yapalım. Ee, Şuradaki şeyi hatırlayamadım. Fire şeyin altında. Heh, tamam şimdi gösterebileceğim. Evet şu komutlarımızı da açalım. Tekrar e, tekrarımız olsun. Evet. Move from local, move to ko local komutlarımız var. Hadoop move from local diyorum. Test2.txt'yi e, kopyalayacak. E, ben mi yanlış yazdım acaba? Ha, Efes'i unuttuk tabii. Efes yazmamız lazım. File sistem komutu veriyoruz test2.txt'ye at dedik. Şimdi onu attı. Şöyle yapalım. Hadoop, fs ls dediğimiz zaman oradaki dosyaları gösteriyordu. test2.txt geldi. Şimdi bir tane klasör oluşturacağım. O klasörün içine bütün dosyaları atmamı bekliyor. Şey yapısı öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan tekrar bakalım. Yanlış örneğe geçtik. Evet, file 1 ve file 2 diye iki tane dosya olacak e, şeklinde. Burada iki tane dosya atmış. Biz e, şöyle, şöyle iki, daha önceki dersten kalanı da kullanalım peki. O zaman cat test 2.txt. Ha, bu cat de şeye yarıyor, içeriğini görmeye yarıyor. Zaten Linux'ta kullananlar cat komutunu belki biliyorlardır. Şimdi bakın test 2'nin içinde, Hadoop file sistemindeki test 2'nin içinde İstanbul İstanbul deneme Hadoop öğreniyorum var. Test.txt'nin içinde ne var derseniz, orada da Deneme. Sade Evren Seker. Hadoop öğreniyoruz. Sade deneme deneme yazmışız. Şimdi bu iki dosyayı da bir tane e, klasör yapayım. E, Hadoop Fs MK'dir de klasör yapma komodumuz. E, input diyelim buna. Girdiği klasör olsun. Daha önceden input yok listemizde. Şimdi oluşturacak. Sonra bu iki dosyayı da Hadoop, Efes, Move, Test Yıldız.txt yani test İçinde test olan sonun önemsiz nokta txt dosyalarının hepsini input'un içine kopyalı taşı dedim. Dolayısıyla oraya taşındığını düşünüyorum. Şimdi hadoop fs ls diyeğim. E, test ve txt iki txt de gitti. Nereye gitti? Input'un içine girmiş olması lazım. Hadi onu da görelim. Hadoop fs X, ls input diyelim. Input'un içindekileri görmeye çalışalım. Evet iki dosyamız da burada duruyor. Şimdi bu iki dosyayı Alıp saymasını istiyorum Hadoop'un. Hangi komutu verecekmişim? Hemen konsola e, şeye geçiyorum. E, buradaki e, çalışmama Bakın Hadoop jar vc.jar word count'u çalıştır. Input ve output diye vermem gerekiyor. Bunu geçen derste yapmıştık gerçi ama. Hadoop e, jar vc.jar bu yeni oluşturduğumuz jar dosyası. Bunu e, çalıştır. İki tane de şey vereceğim. Input ve output vereceğim. Benim input'um nerede? Input klasörünün içinde. Output'u da kendim verebilirim. Çıktı diyeyim. Daha önceki dersten output kalmıştı. Şimdi onunla karışmasın. Çıktı diyeyim. Yani input e, içindeki bütün dosyaları alacak. Kelimelerini sayacak. Çıktığının içine koymasını bekliyoruz. E, pardon. şey Klas ismini de vermemiz lazım. Bizim klas ismimiz word count. Word count'u çalıştır demeyi unuttuk. Hatalar yapmak iyi oluyor. E, görmüş oluyoruz. Ya yani Hadoop. Bu jar dosyasının içindeki word count'u çalıştır. Input'un içindekileri al çıktığın içine koy. Bakalım çalışacak mı? <laughs> evet şu anda e, şey attı. Yani aslında Hadoop e, cluster üzerinde çalışıyor. E, ve şu an çalışmış olmasını bekliyoruz. Hemen bakalım. Hadoop e, FSLS e, diyelim. Çıktı diye bir klasör oluşturmuş. Çok güzel. Eles çıktı diyelim. Çıktığın içindekileri bize göstersin. Evet, part r00 diye bir şey var. O zaman şöyle yapalım. Hadoop efes cat çıktının içinde part r 1 2 3 4 5 tane sıfıra bastım. Evet bakın neler varmış. Deneme kelimesi varmış. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Kelimeler alfabetik sıralanmış. Çok güzel. Denemeden 4 tane, evrenden 1 tane, Hadoop'tan 2 tane, İstanbul'dan 3 tane, öğreniyorum'dan 1 tane şeklinde hepsini başarılı bir şekilde saymış. Şimdi ne oluyor? Tekrar bir özetleyecek olursak yapayım. Şuradaki şey önemli. <laughs> Hadoop gözüyle işlerin nasıl oldu? Şimdi iki tane not mesele olduğunu düşünün. 2 tane ayrı dosya. Ayrı sunucularda çalışıyor düşünün. Biz gerçi öğrenmek için tek bir bilgisayara kurduk. Daha kolay oluyor çünkü 5-10 bilgisayara kurup sonra yanınızda taşıma şansınız yok e, tek bir bilgisayar üzerinden çalışıyorsa ama iki bilgisayar olsaydı her dosyayı mesela iki ayrı bilgisayarda işleyebilecekti. Yaptığı iş nedir aslında? İkisi için aynı şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Input formatta tanımlı olan dosyayı Hadoop file sistemden alıyor. Bunu split ediyor. Yani ne yapıyor aslında? Tek, e, şeyimiz, string tokenizer'ımız kelimelere bölüyor. Her bir kelime içinde record reader'larımız, şey inputlarımız bu şeyleri çalıştırıyor. Her bir kelime için. Kelimeyi aldık. Birer kayıt oluşturuyor. O oluşturulan kayıtlar üzerine map fonksiyonu çalıştırıyoruz. Map fonksiyonu ne yapıyordu? Her bir kelime için bir tane kayıt oluşturuyoruz. Oluşturulan kayıt ke kelimeden ve birden oluşuyordu. Her kelime bir tane geçmiştir diye. Şimdi partitioner'a geldiğimizde burada iki iş birden yapılıyor. Yapılan iş nedir? Birincisi şeylerin birleştirilmesi. Mesela İstanbul kelimesinden 3 tane varsa bu İstanbulların buradaki İstanbullarla buradaki İstanbulların yani iki nottaki İstanbulların tek bir notta öncelikle toplanması gerekiyor ki kaç tane olduğu sayılabilsin. Bunlar alınıyor. Alınıp sayılıyor. Sonra sort işlemine girecekler. Dolayısıyla aslında şunu yapıyor önce. Sorta göre not 1'de olacaklar. Sorta göre not 2'de olacaklar şeklinde bunları yapıyor. Sonra sıralandıktan sonra da reduce yapıyor. Her birisinden kaçar tane olduğunu sayıyor. Ve output olarak da bir file'a şeyin üzerinde, HDFS'in üzerindeki bir file sistemin üzerindeki bir dosyaya bunları yazıyor. Dolayısıyla ilk başta bir tane dosya varken HDFS'te sonradan bir dosya daha oluşuyor. Yani Hadoop'un çalışma mantığı kabaca böyle. <laughs> evet, çok özür diliyorum. Birazcık soğuk algınlığı var. Umarım yanlış bir şeyler arada söylememişimdir. Ee, evet böyle Hadoop'un e, çalışması kabaca böyle e, MapReduce'un çalışması Dolayısıyla bugün ne öğrendik derseniz Hadoop'un MapReduce mantığını öğrendik Java kodunun nasıl bir yapıda olduğunu öğrendik Ve bunları çalıştırıp e, Java kodunun üzerinden geçerek Nasıl çalıştığını, nasıl compile ettiğini gördük Ben e, şeyi kullanıyorum e, Viya'yı kullanıyorum Herhangi bir e, şeyi siz kullanabilirsiniz diye Mantık tamamen aynı ve NetBeans veya Eclipse kullananlar için belki ayrıca bir video hazırlayıp NetBeans'te ve Eclipse'te nasıl compile edildiğini, idenin nasıl Hadoop'la birlikte çalıştığını ayrıca anlatmamız gerekebilir. Gelen taleplere göre onları şekillendiririz. Ama şeyimiz bu. Ne denir? MapReduce'un çalışma mantığı bu. Buradaki resimleri ve yapıyı şeyden aldım. onu da söyleyeyim. E, Yahoo'nun MapReduce tutorialından aldım. Bu tutorialı da dediğim gibi tavsiye ediyorum. Gerçi ben buradakilerin hepsini hemen hemen anlatmış olacağım diye tahmin ediyorum. Dördüncü modül de bitti. Yani beşi anlatırız. Birazcık manage, managing'den falan belki biraz bahsederiz. Yani bir veya iki video daha bu MapReduce ile ilgili yapıp sonra daha önceden size e, söz vermiş olduğum e, şu diğer kavramlara gireceğim. Nedir onlar derseniz. E, bulalım onları da. Evet çok fazla Bunlar geçen dersteki anlattığımız konulardı. ilk derslerde. Evet sonra Pig. Sonra Hive. HBase. Cassandra belki anlatırız. Cassandra tabii şeyin Hadoop'un dışında kendi bir cluster yapısı var. Ondan da bahsedilebilir. Zookeeper, Scoop ve Mahut. Esas gelmek istediğimiz yer Mahut. Dolayısıyla iki video daha belki bir veya iki video daha burada harcayıp sonra her birisi için birer video çekip Tahminen demek ki bu dördüncü video. 5 veya 6'da bunu tamamlasak. Demek ki bir 10-11. videolarda Mahut'a gelip sonra da e, Mahut üzerinde biraz dururuz. E, amacımız veri e, bilimi denilen, veri bilimcisi denilen konuda e, yetişmek için gerekli olan ihtiyaçları sağlayabilmek. E, çok aradan bir özellik olduğu için Hadoop, ilanlarda, işi ilanlarında falan onu anlatıyoruz. Farklı konuları da gelen taleplere göre anlatmaya çalışırım. E, veka videolarını bu arada bu videodan hemen önce bitirdim. Üçüncü videodan sonra Hadoop durmuştu. Arada geri kalan veka videolarını bitirdim. 20 videoluk bir seri oldu. E, o bitti. İnşallah bunu da bir 20 videoda toplarsak Hadoop e, serisini de. Bunu da bitirip sonra da AR ve Spark AR'a, Spark'a ve Spark'la birlikte AR'ın kullanılmasına geçmeyi istiyorum. Bu videoyu böylelikle bitiriyorum. Bana ulaşmak için sadeevrenseker.com'a her zaman e, başvurabilirsiniz. İletişim bilgilerim orada var. Herkese başarılar diliyorum.